Hoş geldiniz. Vlog videomun 15. bölümündeyiz. Bu vlog videomda biraz daha sohbet edeceğim. Çünkü 14. vlog videomda fazla sohbet edememiştim. Bu sefer de konuşmamı arttırıp görüntüler azalttım, öyle diyeyim. Çünkü çok şey yaptığım faaliyetler var. İşte taş boyama olacak. Yine çizimler, siparişler. Çünkü önceki videoda seyahat videosu gibi bir şeydi. O yüzden fazla konuşamadım. Daha çok görüntülere yer verdim. Sizin böyle gönlünüz açılsın diye, kalbinize hitap etsin diye. Ayrılmaz ikiliyiz biz. Minnoşum bu benim, minnoşum. Vallahi muhakkak yani her evde bir hayvan olması gerekiyor. Ya işte kuş olur, kedi olur, köpek olur, balık olur. Yani hayvan seven, insan da sever. Bu doğru söz, katılıyorum. Yani ben böyle hayvan seven insan gördükçe mutlu oluyorum ya. Yani böyle sevgi dolu, neşe dolu, onunla sohbet edilir. Ne bileyim, yani güzel enerji verir insana. Ama böyle kimileri köpeği görünce korkuyor, tırsıyor ya da kediyi görünce taş atıyor falan. Ya siz kedi ya da köpek olarak doğsaydınız ne yapacaktınız acaba? Yani Allah var yukarıda. Hepsi onlar bize emanet. Hayvanlar. En masum. En masum olanlar. Evet. Başka? Kalemliklerim. Çok sevildi. Shopier sayfamda da var. Etsy dükkanımda da var. Yabancı takipçilerim için. Ondan sonra Türk takipçilerim için ise tabii ki Shopier dükkanım var. Ama yurt dışında yaşayan Türkler için de Shopier dükkanından sipariş verebilirler. Ama bilmiyorum, bana yurt dışında anlaşmalı mı kargolar mı bilmiyorum. Shopier'de çünkü anlaşmalı kargolar var. Onlarla gönderiyorum. Ama yurt dışına var mı bilmiyorum. Öğreneyim ben bunu. Hatta bugün gideceğim. Kargom var. Yani siparişim var. Ankara'ya gidecek. Kalemliğim. Güzel saygı ulaşacak bugün. Ondan sonra yani elimde şu an kaç tane kaldı? Elimde şu an 7 adet kaldı. Yani hala sipariş verebilirsiniz. 7 adet bittikten sonra farklı tasarım gelebilir diye düşünüyorum. Bir de bu arada şimdi okullar açıldı. İnsanlar böyle, ne bileyim, sizde de oluyor mu bilmiyorum. Eylül ayında böyle yeni planlar yapmak istiyorsunuz. Yani ben öyle düşünüyorum. Yeni planlar yapmak istiyorum. Ne bileyim, böyle dolu günleri geçirmek istiyorum. Böyle kitaptır, tiyatrodur, sinemadır ya da işle ilgilidir. Ne varsa kendimi geliştirmek istiyorum. İşte bununla ilgili notları güzel bir deftere not etmek istiyorum diye düşündüm. Ben de dedim böyle bir defter tasarlayayım. Neden müşterilerim de almasın ki? Neden onların da olmasın ki diye düşündüm. Ve böyle karakter çizimler yapıyorum. Devam ediyor. Bir gözlüklü kızımız var. Gözlüksüz kızımız var. Bir de kapalı kız çizeceğim. Böyle kıvırcık saçlı kız çizeceğim. Ondan sonra renkleri farklı olacak. Yani herkes kendi karakterini seçip defter olacak. Sizce de güzel olmaz mı? 170 sayfalık olacak. Çizgisiz olacak. İsteyen çizgileri de yaptırabilir. Onların seçeneklerini Shopier dükkanıma ekleyeceğim. Karakterleri de ekleyeceğim. İstediğiniz karakteri kendinize has karakteri seçip defteriniz olabilir yani. Şu an proje aşamasında, inşallah sizi duyuracağım YouTube kanalımda da duyuracağım. Instagram hesabımda da. Instagram hesabımda beni takip ediyorsanız görürsünüz. Zaten çalışmalarımı yakından takip edebilirsiniz. Hikaye paylaşıyorum. Sık sık paylaşım yapamazsam da hikayede paylaşıyorum. Yani öyle. Ve bu aralar çok soru geliyor şöyle ilgili. İşte hangi fotoğraf makinesiyle videonu çekiyorsun Fatoş diye soranlar oluyor. Ben telefonla çekiyorum diye şaşırıyorlar. Gerçekten çok net çekiyor diye diyorlar. Tavsiye ettiğim bir marka var mı diyorlar. Yani daha önceki videomda da söylemişim gerçi bunu ama yine de tekrar söylerim. Belki şu an ilk kez izliyor olabilirsiniz. O yüzden sizler için söyleyeyim. Şu an Sony Xperia XA1 Ultra'yı kullanıyorum. Gayet kamerası çok güzel. Şu an hatta ön kamerayla çekiyorum. Düşünün artık. Arka kamerası daha net çekiyor tabii ki. Ama şu an ben kendimi görmek istediğim için o yüzden ön kamerayla çekiyorum. Ben size tavsiye ederim. Yani hem kendinizi görüp hem duruş ve kendinizi görüp test edip hemen videonuzu çekebilirsiniz. Yani bir de tabii ki tripod çok önemli. Sabit durunca daha net çekiyor telefon. Yani hangi marka olursa olsun. Ama dediğim gibi Sony Xperia'yı tavsiye ederim yani. Şimdi de videomuzun sonuna geldik. Yani çok konuştum biliyorum. Şimdi hadi bakalım neler yapmışız izleyelim. Bugün alışveriş yaptım. Yeni ciciler aldım. Ne zamandan beri akrilik boya almak istiyordum. Bugün nasip oldu. Okullar açıldığı için her böyle marketlerde olsun kırtasiye reyonu var ve indirimdeydi. 9.90'da. Ben de hem pembe hem de beyaz alayım dedim. Çünkü bunlardan taş boyama yapacağım ve hatta boyama anını sizinle paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Her yüzeye uygulanabilir. Kullanmadan önce çalkalayınız. Renkler birbiriyle karıştırılabilir. Boyamada kullanılan malzemeler su ve sabunla kolayca temizlenebilir. Sağlığa zararlı madde içermez. Ve taşları bunlarla boyayacağım. İşte kendime kalem aldım şöyle. Bunun fiyatı 3 liraydı. Mor rengi çok seviyorum. Mor ve pembe. Ben de ofisime uyumu sağlasın diye böyle bir kalem aldım. İmzalarım, bunu atacağım. De böyle bir sepet aldım. İçine işte gerekli ıvır zıvırlarımı koyacağım. Şöyle pembe koklu. Taş boyama için kullanacağım malzemeler. Guaj boya kullanacağım. akrilik boya kullanacağım zemin için. Ondan sonra en sonunda boyadıktan sonra, kuruduktan sonra da şu vernikleyeceğim. Akrilik boya verniği bu, spreyi. Akrilikten sonra bunu sıkıyoruz. Şeffaf, parlak vernik. Ondan sonra bu fırçaları kullanmayı düşünüyorum. İnce, kaval. Bu da topladığım güzel çam, Kuşadası güzel çamlı topladığım taşlar. Bakalım neler çıkacak bunlardan. Görelim. Başta akrilik boyayla taşın üstüne zemin atacağım. Kendi hayalimce, kendi düşündüğümce böyle bir şey yapıyorum. Taş boyama yapıyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Şimdi beyaz böyle boyadık. Akrilik boyayla kurumasını bekleyeceğiz. Şimdi boyamaya devam edeceğiz. Bakalım ne çizeceğim. yani böyle duvar süsleri yaptım. İster balkonumuza, ister çalışma odanıza, nereye istersiniz asabilirsiniz. Böyle kendiniz de yapabilirsiniz. İstediğiniz tarzda böyle çizimler yapıp silikon tabancasıyla, silikon ile yapıştırdım. Hasır iple. Böyle bir şey çıktı ortaya. Tabii bu küçük olduğu için, minnak olduğu için bunu yapma gereği duymadım. Bunu herhangi bir masanın üzerine falan koyabilirsiniz. İstediğiniz yere dekor süsü olarak kullanabilirsiniz. Ya da fotoğraflarınızda, Instagram fotoğraflarınızda kullanabilirsiniz bence. Öyle düşünüyorum. Ve bu çalışmalarımı Shopier sayfama koyuyorum. Sipariş verebilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Tabii fiyat bilgisi falan sayfada yer alıyor. Ve Shopier sayfama linki açıklama bölümünde yer alıyor. Coşkun yaramazlık yapıyor gördüğünüz gibi. Hiç akıllı durmuyor. Şöyle göstereyim. İşte en son vernikte üzerine parlatmış oldum. Ve silmeye dayanıklı. Boya çıkmıyor yani. Böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik. Sizinle ayrılmak zor olacak ama umarım keyifli vakitler geçirmişsinizdir. Sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlar yazın. Ve videomu beğendiyseniz video beğenine bir tık altta var yani altta. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olarak çalışmalarıma destek olabilirsiniz. Ve kendinize iyi bakın. Cici bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pata pata pan. Seviyorum.